yerlerdeydi. Derneği temsil için valilikleri, kaymakamları, vekil demlemleri devamlı derneğini tanıtmak için mücadele ettik. Zafertepe Çağatepe Derneği İzmir'de Bayraklı'da özellikle ilk üçe giren derneklerden birisidir. Böyle her ne kadar dışarıdan hani bazılarının hafif aldığı dernek çok güçlüdür, çok büyüktür arkadaşlar. Bugün bir milletvekili, bir belediye başkanı, bir diğer siyasiler seni gördüğünde inan ki yani toparlanıyor. Buna inanın. Tamam, çünkü bir oy deposu var. Beni yıllardan beri eleştirdiler. İşte hangi partilisi? Şu musun, bu musun? Ne oldun belli değil diye. Arkadaşlar, dernek başkanlığı bir çizimde gitmez. Dernek başkanlığı her partili olur. Herkese kucak açar. Sen eğer ki bir adamın peşinden gidersen öbür taraftan sana adam kefekleri indirtirir. Herkese iyi geçirmek zorundayız. Bunu yemsizlik adayında söylüyorum. Yani ben bugüne kadar tamam benim bir oyum vardı ama bir sürü liderim vardı. Belediye başkanı, benim belediye başkanım, cumhurbaşkanı, benim cumhurbaşkanım, vekillerim hepsi hiçbirinde ayrımcılık yapmadım. Herkese eşit davrandım. Herkese eşit hizmet almaya çalıştım. Bugüne kadar çok hizmet yaptık. Bir zamanlar derneğimiz cenazeleri derneğimiz gönderdi. Sonra belediyemiz bunu üstlendikten sonra biz bu işi bıraktık. Bir zamanlar yine sünnet yılda 35-40 tane çocuk sünnet ettiriyorduk. Bir sponsor bulduk. Karşıyaka'da bu sponsor vasıtasıyla çocukları sünnet ettirdik. Daha sonra derneğimiz geleneksel her sene yapmış olduğu Ramazan yardımları vardı. İnan ki Ramazan yardımlarında bir haftada yani 25 ile 50 bin lira arasında bize para geliyordu. Yani 10 lira veriyordu, 5 lira veriyordu, 100 lira veriyordu, 1000 lira veriyordu. Yani biz bunları yönetim kurulundan aldığımız kararla elimizdeki liste ihtiyaç olan kişilere eşit madde dağıtıyorduk. Bu konuda Zafertepe Çalköy'e dağıtıyorduk, İzmir'de dağıtıyorduk. Zafertepe Çalköy'ün etrafında köyler dahil ulaşıyorduk. Nerede deprem mağdur varsa, yangından mağdur olan varsa Zafertepe Çalköy Derneği her zaman orada olmuştur. Farkındaysanız Zafertepe Çalköy Derneği'ni her gelen siyasiler tebrik etmiştir burada. Yani çabuk toparlanan bir dernek, faaliyetler geniş olan bir dernek, yardımları olan bir dernek. Biz hiç kimseye girdiğinde belediyenin kapısında herhangi bir yardım kurumunun kapısında beklemedik. Çünkü bizim gücümüz onlardan daha fazlaydı. Ramazanlarda o kadar insanlar Kütahya'dan olsun, Almanya'dan olsun, İzmir'den olsun herkes bize yardım yağdırıyordu. Onlar bir havuzda topluyorduk. Bunları eşit şekilde listemiz halinde dağılıyorduk. Milletin dualarını alıyorduk. İnan ki omzumda o kadar kolaylaştım ki adamlara gidiyordum. Yani yemin ediyordum ağlamak yerde değil arkadaşlar. Sizler bize destek verdiniz. Biz bunları yaptık. Hiçbir zaman dernekte yapmış olduğum işte pişmancılık duymadım. Hep yapmış olduğum için daha iyisini yapmaya çalıştım. 20 yıldır hiçbir şey beklemeden, kimseden bir menfaat beklemeden sizler için bu derneği ayakta tutmaya çalıştım. Kolay değil arkadaşlar bu işler. Bu işler zor. Bir sürü insanlardan tehdit aldım. Bir sürü insanlardan cebelleştim. Bir sürü insanlardan kafa kafaya geldik. Fakat ayaktayız. Neden ayaktaydım? Çünkü dürüst çalıştım, efendi çalıştım, kavga karşılaydım, dürüstlükten yandaydım ve ben kazandım. 20 yıldan beri kimse beni sarsamadan Zafertepe Çalköy Derneği bu kurallara kadar geldi. Bu çok önemli bir konu. Herkesin bir düşmanı vardı. Bizim derneğinde içte ve dışta olan düşmanlar da var. Bunlara dikkat etmemiz lazım. İçeriden yıkılırsak toparlanamayız. 2 yıl, 3 yıl önce bildiği gibi bir COVID-19 belası geldi dünyaya. Biz de tabi dernek olarak da bundan etkilendik. Ne oldu? Derneğimiz kapandı. Her taraf kapandı. Biz de etkilendik. 3 ay, 5 ay, 6 ay belalıdan cevap verdik. Burada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Anladım, söyleyeceğim saniye. Şimdi dedim dernek yönetmek gerçekten zor. Alem burada mı? Alem karşı.
iddia ediyorum. Zafertepe Çalköy Derneği markalı derneği arkadaşlar. Nasıl bir yerde bir şey alırken marka ararız? Zafertepe Çalköy Derneği marka. Dernek başkanı bundan sonra gittiği yerlerde görecek. Zafertepe Çalköy dediği zaman ön sırada yerini alır. Çünkü Zafertepe Çalköy Derneği güçlü derneği. Dışarıdan bazılarının basit gördüğü bir yer değil burası. Bizler de bu derneği güçlendirmek için gece gündüz çalıştık. Sizler otururken evde çayınızı içerken de yudumlarken Süleyman Teke dışarılarda görevdeydi. Süleyman Teke tarihini, atalarını nerede olursun anlatıyordu. Süleyman Teke sandalye verir sağa sola oraya buraya onları siz evde otururken Süleyman Teke gece konuyla derdini açar malzemelerine sahip çıkardı. Bugüne kadar demirbaş malzemelerinde hiçbir şey eksik etmemişti. Her zaman yenisini tamamlamaya çalışmıştı. Arkadaşlar, ben sizlerden aklınızı helal ediyorum sizlere. Siz de aklınızı helal edin. Bundan sonraki devlet yönetimimize ben zaten söyledim. Takıldığı yönler olursa ben her zaman yardımcı olmaya çalışırım. Bakın, devlet tabelası oradan indiği zaman hepimiz kendimiz cebimizde borcunu düşük yükler zorundayız arkadaşlar. Sahip çıkalım. Ben derdenin tabelasını oradayken dahi indirmedim. Asılı kaldı orada, indirmedim. Bunu şey yaptığımızda, burayı kiraladığımızda oradaki tabelayı direkt getirdim buraya. Yere değdirmedim. O yüzden sizler de görevinizi yapın. Dernek üretimleri de görevlerini yapıyor. Orayı çıkarttılar. Burası biraz uzattım ama güzel bir mekan haline getirdim. Burası harabe, kırık mökük bir yerdi. Burayı kiraladım. İşte her tarafı boyattırdım. Yeni mutfak yaptırdım. Her taraf tertemiz kırıldı. Gördüğünüz gibi her taraf güzel. Düğün salonu kullanırız, olarak kullanırız diye nişan törenleri olarak kullanırız. İnşallah ileri günlerde bunları da yaparız. Ben yeni yönetim kurulumuza, bundan sonra devam edecek olan yönetim kurulumuza başarılar diliyorum arkadaşlar. Hepiniz sağ olun, var olun, yaşasın, zafer ve başarılar.